Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Videolarımı bilhassa son dönemlerde tahammüllü olunuz diye bitiriyorum. Mutlaka farkındasınız. Tabii ki sonuna kadar izliyorsanız. Neden tahammüllü olunuz diye bitiriyorum? Çünkü canlarım, Enver Aysever henüz genç sayılır. Bence bütün gazetecilik ve tiyatro deneyimine rağmen deneyimsiz sayılır. Neden? Çünkü hayatında galiba tahammülün ne kadar değerli bir şey olduğunu görmemiş. Kimileri buna sabır diyor. Sabır başka bir şeydir. Sabır başka bir şeylere tahammül etmeden de duyulabilir yani. Sabır bir bekleme gücüdür. Bekleyebilme gücüdür. Tahammül ve takat bu ikisi de farklı şeylerdir. Takat bir fiziki güce, bir fiziki baskıya, bir maddi baskıya dayanabilme gücüdür. Futbolcuların takati çok önemlidir. Ama tahammül ise bir futbolcunun saha içinde kendisine faul, hatta kasti faul yapan birisine saldırmak yerine kararı hakeme bırakmasıdır. O nedenle demokrasilerde demokrat insanlar tahammüllü insanlardır. Tahammül eden insanlardır. Her türlü baskıya tahammül gösteren, işi yargıya bırakan insanlardır. Enver Aysever ne diyordu? Radikal tahammülsüzler, neredesiniz? Ben ne dedim? Sevgili Enver, yapma kardeşim. Böyle şeyler söylersen karşındakiler de sana ve senin yakınına karşı radikal tahammülsüz olurlar. Radikal tahammülsüzlüklerin çarpışmalarından çok kötü şeyler doğar. Ben Enver'in kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayanlara tahammülsüzlük gösterdiğini zannediyordum. Ancak görülen o ki, anlayabildiğim kadarıyla Enver gibi bana göre çok başarılı bir televizyon gazetecisine de kendi çalıştığı kurum tahammül edemedi. Emin değilim tabii ki. Hayır. Enver Tele1'den ayrıldı. Enver'in sosyal medya aracılığıyla duyurduğu ayrılışta Orhan Gencebay şarkılarına benzer bir söz vardı, bir ifade vardı. Hani der ya Orhan Gencebay severek ayrılalım diye. Enver'in ayrılış gerekçesinde de anlaşarak ayrıldım diyor idi. Merdan Yanardağ'a attığı karşı tweette ise Enver'in 2 saat süren programının yayından kaldırıldığını söylüyordu. Bitirildiğini söylüyordu yani. Ama arkasından da Enver'e teşekkür ediyordu. Şimdi o nedenle Enver patronajın tahammülsüzlüğüyle mi ayrılmak zorunda kaldı bilmiyoruz. Ama Enver muhalefet yapıyordu. Merdan da muhalefet yapıyor. Ve Merdan'ın ekürisi benim Türkiye'de en çok değer verdiğim akademisyen, entelektüel, profesör Emre Kongar. Evet, Emre Kongar benim için çok değerlidir. Emre Kongar'ın kitapları benim için çok değerlidir. Gençlere bilhassa tavsiye ederim. Yaşı ne olursa olsun herkese Emre Hoca'nın kitaplarını tavsiye ederim. Emre Kongar Türkiye için büyük bir şanstır. Şimdi Emre Kongar muhalefet yapıyor. Merdan Yanardağ muhalefet yapıyor. Enver de muhalefet yapıyordu. Bir şeyler oldu. Ya Merdan Yanardağ Enver'in muhalefetini ne tahammül edemedi yani... Öyle bir siyasi, öyle bir mali baskı gördü ki Enver'e tahammül edemedi. Ya da şöyle oldu. Enver daha özgür olmak istedi. Daha rahat muhalefet yapmak istedi. Merdan Yanardağ da olmaz Enver dedi. Biz de nihayet burada bir kurumuz. Burada tek sen çalışmıyorsun. Burada yüzlerce kişiye ekmek veriyoruz. Ya da kendi ifadesi neyse dedi. Onun üzerine de Enver ben daha özgür olabileceğim bir platforma gideceğim. Beni bağışla dedi. Ya da beni anla dedi. Bilmiyorum. Ama ortaya çıkan bir şey var. Bir tahammülsüzlük var. Ne diyorum? Bakınız. Dünyanın en kötü şeyi tahammülsüzlüktür. Bakın. Dünyanın iyi insanları tahammül gücü yüksek insanlardır. Tahammülsüz insanlar genelde hatta her zaman kötü insanlardır.
tahammülsüz birisiyle iletişim kuramazsınız. Tahammülsüz biriyle yardımlaşamazsınız. Tahammülsüz birisiyle uzlaşamazsınız. Tahammülsüz biriyle paylaşamazsınız. E ne kaldı geriye? Tahammülsüz kişi yaratıcı mıdır o zaman? Hayır. Tahammülsüz kişinin yarattığı bir tek şey vardır. Tahammülsüzlük. Aman canlarım. Ben bütün videolarımda size tahammüllü olmanızı mutlak surette sağlık vereceğim. Ama ne olur bana kırılmayın. Ne olur incinmeyin. Ama dede ya bıktırdım demeyin. Çok tecrübeliyim. Çok tecrübeliyim. Ne zaman tahammül ettiysem kazandım. Ne zaman tahammülsüzlük gösterdiysem kaybettim. Futbolcular için de geçerlidir. Öyle harika futbolcular vardır ki mükemmel top oynarlar ama rakiplerine karşı da hakemlere karşı da tahammülsüzdürler. Öyle futbolcular vardır ki vasat top oynarlar ama çok olgundurlar. Çok tahammül gücü yüksek sporculardır. Bunlardan birini dün gece konuk ettim. Hakan Şükür. Futbol hayatı boyunca sadece bir kere kırmızı kart görmüş bir futbolcudur Hakan Şükür. Başka hiç kırmızı kart yok. Bu Hakan Şükür'ün hakemlere de rakiplerine karşı da tahammüllü olduğunu gösterir. Hatta başarılı olmasının temel sebeplerinden birinin yüksek tahammül gücü olduğunu gösterir canlarım. Şimdi geçelim başka bir konuya. Amerika Birleşik Devletleri Yargısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde meydana gelen ve Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgaya yönelik kararını verdi. Mahkeme, Türkiye'nin protestocular tarafından dava açılması yönündeki başvurusunu reddetti. Protestocuların dava açılmaması yönündeki talebine protestocular tazminat davası açtılar. Kim hakkında? Dönemin Cumhurbaşkanı, halen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının aleyhinde. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığı böyle bir dava açamaz onlar dediler. Yüksek Mahkeme hayır. Burada yaşayan herkesin kendilerine yapılan saldırılara karşı gördükleri zararın tazminini talep etme hakkı vardır dedi. Daha geniş nedir bilmiyorum. Evet, Adem Yavuz Arslan, iş sana düşüyor. Bak Reza'yı buldun, Reza'yı. Anadolu Ajansı bulamadı. MİT bulamadı, sen buldun Ahmet. Hadi canım şimdi de bize bu dava hakkında bilgi ver. Çünkü inanıyoruz, eminiz ki en sağlıklı bilgiyi biz kamuoyu olarak senden alacağız. Kitlelerden söz etmiyorum, kamuoyundan söz ediyorum. Biz bilgi alalım yeter canım kardeşim. Bu çok önemli, çok önemli. Çok önemli. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korumaları Cumhurbaşkanı'nı korumakla görevliler. Cumhurbaşkanı'nı protesto edenlere tahammül etmek ise sorumlulukları. Tahammül edecekler. Onlar bir Cumhurbaşkanı'nın koruması. Fiziki şiddet yok, silah yok, ateş yok, taş yok, toprak yok, hiçbir şey yok. Pankartlar protesto, tahammül edecekler. Demokrasi eşittir tahammül. Tahammül yoksa demokrasi de yok. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın korumalarının demokrasi anlayışları sıfır. Elon Musk, Twitter'ı almamın nedeni geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derecede önemli. Katılıyorum. Elon Musk Twitter'ı almadan önce de beni izliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Canlarım, bizim dijital ailemiz içinde de gerçek adını vermeden mecburen endişelerinden, kaygılarından dolayı takma isimli hesap açanlar var. Ben onları anlayışla karşılıyorum. Elbette bunlar çok doğal ancak birisinin gizli bir IP ile ve gizli bir isimle
YouTube'da ya da Twitter'da ya da Face'de hesap açması o kişiye başkalarına hakaret etme, iftira etme hakkını vermez. Bizim dijital ailemizde ben birilerine hakaret eden bir gizli ya da takma isimli ortak dost görmedim. Ama ben görmedim, bizim kanalımızda görmedim. Başka kanallarda yapıyorlar mıdır bilmiyorum. Umarım yapmıyorlardır. Ama şunu artık kabul edelim. Bakın yine aynı noktaya geldik. Ya niye tahammül edemiyoruz birbirimize? Niçin? Gerektiğinde hakarete de uğrayacağız. Olacak bunlar. Hep söylüyorum, iftira suçtur. Hakaretten çok daha ağır bir suçtur iftira. İki gün önce kadar zannediyorum Korkusuz'daki gazetedeki köşemde de yazdım. Bundan sonra bu sansür yasasını ben de kullanacağım. Ben hayatımda kimseyi bana hakaret ettiği için dava konusu yapmadım. Hiç kimseyi. Ama bundan sonra benim konuşmalarımı, bakınız tekrarlıyorum, bana hakaret falan değil, benim konuşmalarımdan, benim yazılarımdan bir hakaret ya da bir suç çıkarıp CİMER'e beni şikayet edenler hakkında ben de davacı olacağım. Neden? Çünkü Türk Ceza Kanunu iftiracıların cezalandırılmalarını emrediyor. İftira ya. İftira bana göre dünyanın en ağır suçlarından biri bir kişiye, bir kuruma yapılan bir iftira. Elinizde hiçbir belge yok, bir kişi için terörist diyorsunuz. Elinizde hiçbir belge yok, bir kişi için bankayı soydu diyorsunuz. Ya da bir bankanın adını vererek batıyor diyorsunuz. Bunların hepsi iftiradır. Çok dikkatli olunması gereken ve hassasiyetle üzerine durulması gereken konulardır. Müfteri varsa hemen uygar bir vatandaş gibi şikayet edeceksiniz. Ben bundan sonra şikayet edeceğim. Elon Musk'ın sosyal medyayı, Twitter'ı düzenli, yasal, iftiraların atılmadığı, haberlerin paylaşıldığı, elbette haberlerin paylaşıldığı ama iftiraların atılmadığı bir platform haline getirmesinden büyük memnuniyet duyacağım. Devam ediyor. Şu anda sosyal medyanın nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Burada da katılıyorum. Ya ne sağı ne solu. Bakınız bütün dünyada tabii özellikle Türkiye'de birilerinin sağcıyım, birilerinin solcuyum dediği dönem dahil bir gün bile kendimden ben sağcıyım, ben solcuyum diye söz etmedim. Arkadaşlarımın hemen hepsi hayatta. Lise arkadaşlarım, beni üniversiteden tanıyanlar, iş hayatından tanıyanların içinde bir kişi çıkıp da benim için ya ben Memduh Bayraktaroğlu'ndan duydum ya ben solcuyum dedi diyemez. Ya da aksini ya ben duydum Memduh Bayraktaroğlu'ndan ya ben sağcıyım dedi diyemez. Ben ne sağcı oldum hayatım boyunca ne solcu oldum. Çünkü ben ilk daha delikanlılık yıllarımdan beri ideolojiden pek de hoşlanmayan birisiyim. İdeolojiler benim için din gibidir. Dinde nasıl bir kutsal kitabından bir virgül bile değiştiremezseniz ideolojiler de öyledir. Oysa ben ideolojik, ideolog değilim. Ben fikir üretirim, bilgi sahibi olurum, sahip olduğum bilgiyi kendime saklamam. Hani birisi demişti bana, o kitabı ben de okudum, sen bizim okuduklarımızı anlatıyorsun. Ben sen okuduğunu nereden bileyim? Ben okumayanlar için anlatıyorum, okuyanlara da hatırlatıyorum. Ben o kitapları niye okuyorum? Kendime mi okuyorum? Hayır, bildiklerimi, öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak için okuyorum. Ben gazetede bilgi veriyorum okurlarıma. Neden veriyorum? Benim bildiklerimi belki bilmeyenler vardır. Bilenler yeniden bir kez daha hatırlar, bilmeyenler de öğrenirler. Canlarım ya lütfen ya artık bırakın fikirden geçtim kimileri bilgiye bile tahammül edemiyor. Onlar başkalarının bilgisi diyor. Tabii başkalarının bilgisi. Mevlana bile kendisinden önceki pek çok filozoftan, pek çok din bilgininden istifade etmiştir. Ondan sonra gelen pek çok bilginde Mevlana'dan istifade etmiştir. İtalyanların ünlü Machiavelli'nin fikir babalarından birisinin Sadi Şirazi olduğunu biliyor musunuz? Evet Sadi Şirazi'dir. Bu çok önemli. Tabii önemli. Ya o insanlar fikir alırlar, fikir verirler. Bunlar çok güzel şeydir.
Kötü insan bildiklerini başkalarıyla paylaşmayan insandır. Çok bilgili olmak çok önemli değildir. Çok bilgili insan bildiklerini birileriyle paylaşmıyorsa o bilgiler denizin dibindeki hazine kadar ancak değeri olan bir şeydir. Hazine sahibisiniz, anahtarı da sizde ama okyanusun hangi derinliklerinde olduğunu siz bile bilmiyorsunuz. Hazinem var. Hadi adam be, ne hazinesi? Hiçbir okun yok. Canlarım benim. Evet, tahammüllü olalım. Tahammüllü olalım, tahammüllü olalım. Ne kadar çok tahammül gücümüzü yükseltirsek demokrasiye o kadar yaklaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Lütfen ensenizi karartmayın.